Evet arkadaşlar yeni bir ders anlatım videomuzla karşınızdayım. Ben Ali Hoca. Tekrardan merhabalar. Umarım ders çalışmalar iyi gidiyordur. Türkçe ile aranız arası kötü olanlar artık diyelim ki düzeltiyordur. Biz Ekim 1 yayınlarında tekrardan sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bundan önceki ders videolarımda ben ne anlattım arkadaşlar? İlk iki videomuzda Gerçek anlam ve yan anlamın ne olduğunu artık biliyor olmamız gerekiyor. Soru çözmüş olmamız gerekiyor. Soru çözmemiz dahilinde artık bu konuları kavradığımızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sırada üçüncü konu başlığımız mecaz anlam var. Peki hocam mecaz anlam nedir? Bunu nasıl bilebiliriz? Nasıl bulabiliriz? Örnek soruyla da biz konumuzu destekleyeceğiz arkadaşlar mecaz anlam derken aklımıza ne diyeceğiz ne gelecek sözlük anlamından tamamen uzak. Bir sözlükte 100 kelimesinde ilk ne yazar arkadaşlar? Bu çok anlamlı bir kelime olduğu için 100 deyince deri yüzmek gelebilir değil mi? 100 sayısı olabilir. Çok anlamlı kelimelerin gerçek anlamdan tamamen uzak olmasına denir mecaz anlam. Ve gerçek anlamının dışında dedik. Bakın burada da tamamen uzak dedik, tamamen dışında dedik ve genellikle mecaz anlamlar soyut kavramları alıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hocam mecaz anlamı biz sorularda nasıl bulacağız? Gayet basit. Bir kelimenin gerçek anlamını buluyorsanız, örneğin dipsiz kuyu Dipsiz kuyu deyince aklımıza gerçek anlam mı gelir? Yan anlam mı gelir? Mecaz anlam mı gelir? Tabii ki de kuyu dipsiz olabilir değil mi? Şu bir kuyu olsun. Dipsiz kuyu. Hiç dibi olmayan bir kuyu olabilir mi arkadaşlar? Dibi olmayan bir kuyu. Hayır. Bakın gördünüz mü? Artık bu mecaz anlam babında oldu. Şimdi arkadaşlar konuyu dağıtmadan hemen şuraya geleceğim. Mesela kör nokta Nokta kör olabilir mi? Noktaya körlük yükleyebilir miyiz? Hayır. Buna yakıştırmaca diyoruz değil mi arkadaşlar yan anlam. Bu boş sözlerle oyalanma. Şunlar ağızdan çıkan sözler olsun arkadaşlar. Olur mu? Bu sözler nasıl boş veya dolu olabilir? Yan anlam diyebilir miyiz buna? Hayır. Tamamen gerçek anlamın dışında yan anlam neydi? Yakıştırmaca. Gerçeğe yakıştırma olacaktı arkadaşlar. Boş sözlerle oyalanma derken kahverengi kalemimizle bakıyorum hemen. Buradaki boş söz ne oldu? Nasıl bir tamlama oldu arkadaşlar? Mecazi bir tamlama oldu. İçeride derin bir sessizlik var. Tamam güzel. Derin kuyu diyebilir miyiz arkadaşlar? Bunun artık ölçeği santimi ölçülebilir değil mi? Derin bir kuyu. Ama derin bir kuyunun yanında derin sessizlik. Şu olayın adı sessizlik olsun olur mu? Sessizlik soyut mu somut mu? Tabii ki soyut, değil mi? Geliyorum ben derin bir sessizlik. Bakın arkadaşlar şimdi bu sessizlik çok derinmiş. Allah Allah. Böyle bir şey olamayacağı için yan anlamada, yani yakıştırmacada yapamayacağımız için ben buna ne diyeceğim? Mecaz anlam diyeceğim sevgili gençler. Ortaya attığı iddialar çürük çıktı. Bakın iddia atıyorum değil mi ortaya? Ne yapıyorum? İddiayı tutup tutup atmıyorum birine. Sözler, kelimeler değil mi? Evet bu soyut anlam tekrardan yani bu soyut kavram tekrardan mecaz özelliği kazandı. Çünkü iddia yenmez, içilmez, çürüklü hissedilmez. Bu somutken bu soyuttur arkadaşlar. Beni çok sıcak karşıladılar. Evet karşılama nasıl olur? Yani sıcak, içten, samimi olabilir mi arkadaşlar? He? Geliyorum mesela... Diyelim ki e, sevgi dolu karşıladılar beni, samimi karşıladılar. Oluyor değil mi? Ama sıcak karşılamak, sıcaklık e, sobada olur, ne bileyim işte bu UFO tarzı ısıtıcılarda olur, kaloriferlerde olur. Sıcaklık böyle, ölçülebilen bir şey. Sıcak karşılama olmaz arkadaşlar. İnce davranış. Aa, buna ne diyebilirim? Kibar davranışlar ya da zarif davranışları bizi büyülemişti diyebilirim değil mi arkadaşlar? Ama ince davranış, davranış şöyle ince bir şey mi? Hayır arkadaşlar. O yüzden ben bunlara tamamen şöyle gelip mecaz anlam yazabilirim. Bu konuda zorlanmayacağınızı düşünüyorum sevgili gençler. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur diye çıkar. 1 TYT'de, LGS'de ve DGS'de. Hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur diye? Şöyle de sorabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam bakımından farklılık vardır diye de sorabilir Bilir arkadaşlar, bunlara dikkat ediyoruz, etmek zorundayız arkadaşlar. Tezgahımızı düzeltelim. Evet. Şimdi sevgili gençler soru getirmek istiyorum. Sizlere soruda ne göreceğiz, ne bulacağız? Hemen buna bakacağız. Mecaz anlamlı soruları inceleyelim. Tezgahımızı şöyle yakınlaştıralım sizler için. Evet. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur demiş adam. Bakın. Gazete yönetim ofisinde biriken edebiyat dergilerinin yapraklarını karıştırıyorum. Bakın bunların hepsini tek tek okuyacağım ve bir ödüllü soru geliyor size. Bunların içinde yaşlıları, gençleri ve henüz yayınlanmaya başlamış olanları var. Fakat kapakları çevrilerek içerin için, içlerindekilere göz atılınca derhal aralarındaki yaş farkları ortadan kalkıyor ve hepsi de insana devamlı bir buruşuk yüzle bakıyor. Bu dergilerin sayfalarını açan okuyucu sanki yanlışlıkla he, he, harabe bir binanın bodrum kapısını aralamış gibidir. Burun keskin bir çürük kokusu ile karşılaşıyor. Kulak sanki yer altında bir ölüyü gömmek ve ağlamak için toplanmış bir garip topluğun inlemelerinin korkusuyla dikiliyordu. Bakın arkadaşlar burada mecazlı söyleyiş istiyorum. Dikkat. Anlaşıldı mı? Ödüllü sorumuzu adamı B'de mi C'de mi D'de mi E'den bulacaksınız. Yoksa dördünden mi bulacaksınız, birinde bulmayacaksınız. Bunun cevabını istiyorum arkadaşlar sizden. Devamına geldiğimde mecazlı sorularımızdan bir tane daha soru tarzı bulmuştum. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açılmak sözcüğü kullanıldığı cümleye Uyumamaktadır. Bakın arkadaşlar, günlerdir hasta yatıyordum. İlk kez bugün açıldım. Boğaza açılan gemiyi hayretle izledik. Yeni aldığım pantolonun, şey, paltonun rengi birden açıldı. Bu ay çok açıldığımız için epey para biriktirdik. Açılan kadrolar nasıl olduysa hemen dolmuş. Bakın arkadaşlar, çok açıldığımız için epey para biriktirdik. Sizce bu cümle uygun mu arkadaşlar? Ne kadar uygun? Şöyle çekeyim soruyu. Bu ay çok açılmışlar değil mi? Yani çok masraf yapmışlar ama epey de para biriktirmişler. Allah Allah. Bu cümleye uygun mu? Günlerdir hasta yatıyormuş. İlk kez bugün açılmış. Yani ilk kez bugün ayaklanmış. Boğaza açılan gemiyi hayretle izlemiş. Tamam boğaza gemi açılır değil mi? Mecaz anlamda. Yeni aldığı paltonun rengi açılmış. Yani renk açılan bir şey değil mecaz anlamda değil mi? Bu ay çok açıldığımız. Ya bir mecaz anlam kullanmış ama cümleye uymuyor arkadaşlar. Açılan kadrolar nasıl olduysa hemen dolmuş diyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sorumuz böyle basit ve doğru cevabımız ne demiştik burada? D seçeneği demiştik sevgili arkadaşlar. Şimdi bir mecaz ve gerçek anlam sorusu buldum size. Bunu hemen paylaşacağım. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmış? Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Tanzimat Edebiyatı'nın mimarı olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tanzimat Edebiyatı bir bina mı mimarı olsun değil mi? Mecaz anlam güzel. Yunus Emre'nin bu şiirleri bize yüzyıllar öncesinden seslenir. Allah Allah. Yunus Emre'nin şiiri yüzyıllar öncesinden. Bekleyelim. Füzuli'nin şiirlerinde... İçli içli ağlayan bir sevdayı buluruz. Arkadaşlar sevda ağlar mı? Buna da dikkat edelim. Edebiyat tarihinin en sivri kalemlerinden biri kuşkusuz Nef'idir. Şimdi sivri, sivri kalem yani ağır eleştiri yapan, değil mi? Evet. Biz gerçek anlamda bulacağız. Akşamın o durgun saatleri. Saat de durgun olmaz, değil mi arkadaşlar? Peki Yunus Emre'nin bu şiirleri bize yıllar öncesinden seslenir. Şimdi şiir seslen şiir seslenir mecazi ama yüzyıllar öncesinden bir mecaziyet söz konusu mu? Hayır. Yani bu yüzyıllar bu miktar belirtiyor. Mecaz değil. Değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız B seçeneği olmalı arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da sizlerle soru çözdük, mecaz anlamı inceledik. Bundan sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.